öldü. Hangisiydi bu? Geralt Baba. Oh. Evet arkadaşlar, bu oyunu bilmeyenler varsa şu an çok tatlış bir oyun. Biz bir evrende, daha doğrusu bir ülkenin krallarıyız. Ve aldığımız kararlara göre yaşıyoruz veya ölüyoruz. Kart oyunu, seçmeli oyun. Evet hayır gibi düşünebilirsiniz. Merhaba YouTube bu arada. AS. İkinci bölümdeyiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Hikaye bu. En son 28 yıl hüküm sürmüşüz. İyi bir rakam ama bazı arkadaşlar artistik yapmış Kordi'ye falan. Bak benim 59 oldu falan gibi. Daha uzun süre yaşayanlar var yani. Sıradaki. Bizim yavşak burada. Güney Krallığı genç prensesleriyle sözlü olduğunuzu iddia ediyor. Bunu reddederseniz savaş çıkabilir. Bakın bu üstteki de bilmeyenler için söylüyorum yine. Tamamen şeyle ilgili. Dengeyi bozmamızla ilgili. Yani hepsinin orta seviyede olması veya ortanın üstünde olması lazım. Biri biterse kaybediyoruz. Böyle düşünün. Kullanımsa da kaybediyordun değil mi abi? Ya öyle dedi biri ama çok emin değilim ondan. Kararlarımız onları etkiliyor. Seviyeleri yani. Şu kadarcık yuvarlakta bu kadar etkileniyor ama olumlu mu olumsuz mu bilmiyoruz. Evet. Şimdi bu prenses muhabbete ne oluyordu lan Kordi? Evet deyince iyi oluyordu. Evet evet. Hepsinden biraz artıyordu genelde ama belki bunda değişecek. Aha geldi seninki. Main karakter. Mesajda şöyle yazıyor. Güneydeki bir köyde çok eşlik teşvik ediliyor. Ne? Hey hey hey. Hey hey hey. Kiliseyi gönderin. Kiliseyi gönderin. Hayır bu arada kiliseyi gönderin. Buradaki şey ılımlı seçenek. Diğeri orduyu göndermek. Orduyu göndermek katletmek kilise yani. Kilise en azından yapmayan kızım falan diyecek yani gidip. Valla burada şey ordu hiç riske atmam. Aşağıda duruyor. Kiliseyi riske atabilirim. Ki artmış zaten. Burada fullendiği zaman sıkıntı çıkıyor değil mi? Yanlış öyle dedi biri bilmiyoruz. İkisi de. Sıfırda olmamalı, fullde olmamalı hiçbir şey. Oyunun başında öyle bir denge söyledi bize yani. Ne çok ne az gibi bir şey söyledi diye hatırlıyorum. Fısıldayarak. Genç bir kadın oğlunun sizin piçiniz olduğunu iddia ediyor. Bu sorunu ortadan kaldıralım mı? Kaldır abi. Kaldır abi kaldır. Oğlum kaldır ne lan? Bu bütün halk bak. He. Bir dakika. Hayır dersek halk bu duruma kızabilir. Para ama da kaybederiz. Şimdi bunu fark ederse isyan mı eder yoksa hani sahipleneciliğim evet. Sevmeye başlar işte gider, ha. Vallahi ben bir evladı asla. Ama bu bir iddia yani. Bu sonu ortadan kaldıralım mı? Kadını ortadan kaldıracaklar. Thomas nasıl bir kral olmalı? Biz zulüm mü edelim bunda? Yok yani. Acaba sorun kadın mı çocuk mu? Bilmiyorum. İçini oradan kaldırabilir. Ya, çocuğu. Yaparken iyiydi. Lakana koyayım ben iddia ediyor oğlum. Hayır diyorum ya. Hemen kaldırma. Bir DNA testi. Thomas olarak kaldırmak istemiyorum. Al bak 3 kuruş paramız gitti. Ne oldu? Bir tane çocuk bir tane kadın mutlu mutlu yaşamaya devam etti. Genç bir kadın oğlunu sipiş. Yani ne demiş? Oğlanın kalıcı olduğu için çok geçmeden... Oğlanın kalıcı olduğu çok geçmeden belli oluyor. Ha, bize bela olabilir. Hayır buralarda yani çocuk. Bakacağız. Ormanda mavi ve kahverengi mantarlar buldum. Mavi olan yenilebilir gibi duruyor. Grey Hanım. Yah sağ ol. Yah sağ ol. Allah razı olsun. Yeni bir pazar yer inşa etmek istiyoruz. Pazar yeri. Ekonomimizi dış ticarete açacaktır. Hayır dersek ciddi para onlar kaybediyoruz azalır. Gibi geliyor. Aynen onlara evet azalır. Dersek, buna her, evet demek mantıklı. Bu parayı kaybettirir, inancı ve topluluğu arttırır gibime geliyor. Evet diyeceğim. Bence tam tersi para kazanırsın. Evet. Ya ben sanki onu şey gibi düşünüyorum hep. Ona para harcayacağız, yatırım yapacağız, sonra ekmeğini yiyeceğiz gibi düşündüğüm için farklı yorumluyorum onu. Askerleriniz bazı rahiplere ve topluluklarına koruma karşılığında para vermeleri için baskı yapıyor. Durdurun onları. Sen bana emir veremezsin. Bir dakika askerleriniz bazı rahiplere... Belki de verebilirsin dur. Bence buna hayır demek durun, mantıklı ya. Rahipler ya. Düşer işte abi. Rahipler düşer ne oğlum? Dur dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bu düşse zararı yok. Doğru. Ya benim şairim bir taneydi 3 tane oldu a**ayım şimdi. Yarmaydık ya. Harbi lan uzayın lan şair benim. Kendinize yeni rol şair bir tane oğlum burada. Doğru kararları alan Kordi Sebze. Oğlum herif ne karar verse batırdı beni ya. Arada güzel de yapıyoruz abi. Bozuk saat misali. Bekle. Boşboğaz Genius geldi. Bekle. Bu, bak bu herif bilmeyenlere söylüyorum. Şerefsizin teki. Bu bize ok attı a**ayım. Eğlencede kafamıza ok attı. Headshot. Kızılcücü oynamak ister misin lordum? Küçük bir bahiste başlayalım. Seni parasız pulsuz bırakmak istemem. Git lan buradan. Aa şeytan. Rex'e de güveniyorum. Ben yine şeytana bir talimat vereceğim. Otur bakayım. Lordum. Yaban domuz avlamak ister misin? Ya bu krallar yaban domuzlarında ölüyorlar abi. Hayır. Bir takım kişiler öfkelendi ve şimdi de cadı avlıyorlar. Gerekirse öldürmeye izin var mı? Cadı avlıyorlarmış. Thomas biraz
tatlı bir kral oldu ya. Bir de bakın, kime göre cadı? Belki iftira atacaklar. Hayır. Celal, görünüşe bakılırsa bu akıl hastalığı çadar tağılı zehirlenmesinden kaynaklanmış. Erzaklar yakılsın mı? Doğru bilgi mi acaba? Ama eğer doğruysa ve yakmazsan millet ölmeye devam edebilir bence falan. Bence ben bu abimize genelde güveniyorum. Bilimle birazcık insan kaybederiz. Bir evet diyelim. Önemi yok. Erzaklarınız tükendiğinden halkınız yakın gelecekte aç kalması ihtimali yok. Hallederiz. Gördüm. Oğlunuz nice şey vaat eden genç bir prens. Hangisi? Gayrimeşru olan mı? Bilmiyorum. Gelsin bakalım bir. Gelecek kral benim. Tüm kâfleri ödeyeceğim. Hele dur. Bir takım köylüler ilahi varlıkların kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Muhtemelen daha az vergi ödemek için bir numara. Siktirsinler lan. Atlı arabalar yolun hangi tarafından gitsin? Ya bak Johnny, 12 yıldır hüküm sürüyorum. Bana sağ mı sol mu kavgasına sokturtma beni. Atlı arabalar yolun hangi tarafından gitsin? Bana ne abi, o düşünsün ya. Trafiği belirleyecek abi şimdi gelecekte. Evet bir dakika. Trafiği belirleyecekse hangi o zaman olacak, onu sağdan gidecekler Johnny. Sağ tarafı da solda sola sağ koymuş. Yazıyor, sağda sol yazıyor evet, lan. Evet, onu da ters yapmış. O piti piti yapalım. Sağdan gitsin, sağdan yine. Yok ya evet, geleceği düşünerek yapalım bunu. Sağdan gitsin. Kalenin altındaki bir mahzenin girişini keşfettik. Yiğit Gottfried. Kim lan bu? Kemalcan Parlak mı amına koyayım? Ne diyor bize ya? Hayır. İçeri giriyorum. Kalenin altı bir mahzenin girişini keşfettik. Bayağı kritik. 4 tane şey etkiliyor. Bence girsin baba. Buradan güzel ganimet çıkabilir. Alın. Oha. Ne oluyor lan? Düşüşteyiz. Bir şey oluyor. Sürekli düşüyor. Yeni kartlar, kara tuzaklar. Dur, yapman gereken bir şeydi ama. Bu her saniye etki edecektir. Tamam. Her saniye etki ediyor. Zindana mahkum. Geri dönüş yok ve yokluğunuza kaçınılmış bir şey. Abi düşüyor. Dur evet. Tamam. Duvarlar gizemli simyaj ürünleriyle süslü. Yuvarlak. İskelet uğursuzca haykırıyor ve gülüyor. Kılıcı pek uzun. Saldır. Hayat berbat değil. Hayat berbat. Ayt. Yerin altında şarkı söyleyecek, nehrin altında çok güzelsin. Amına koyayım ya. İskelete güzel bir şey söyleyeyim dedim ya. Ya ne bileyim, belki iyi niyeti tutar bir şey olur diye ya. Kirli zindanda yerde... Ama... Thomas biraz garipti arkadaşlar ya. Mert gitti harbiden. Çocuk mu geçti şimdi? Mert şairliği... Yok la, buradayım, izliyorum la. Şairliği bıraktı. Kral öldü. Erken gitti. Aa, harbi çocuğun geçti lan. Harbi mi lan? Aa. Evet, onun adı da Gottfried. İskelete laf ediyoruz. Oğlum bak, gerçekten ılımlı yaklaşır diye düşündüm. Başkentin altın kuyumcuları mesleklerin örgütlenmesi bir ticari birlik kurmuşlar. Ona izi istiyorlar. Onay veriyorum. Para abi. Bu parayı dengede tutacağız. Korkunç bir yangın kalenizi yok ediyor lordum. Abi garnizonu kurtaralım ya. Para giderse gitsin. Az önce kazandık. Hazineyi kurtarırsak bak, bu üçü de patates olur. Üçü birden düşecek. Diğerinde de üçü birden düşecek ama. Bence hayır. Onlar artacak, para düşecek. Baba, oyun ağ. Ülkenin büyük bir kısmı sahte tanrılara tapıyor. Cadıları yakmalıyız. İnanç gidiyor. Bilmek istemiyorum. Nasıl bir kaçış amına koyayım bu? Bu. Hayatta tutabilir bizi bak. Bir miktar etkiliyor. Tamam. Size Akbüyü hakkında bir şeyler öğretebilirim. Evet. Ölüme meydan okun bir yolu mu? Evet lan. Evet. Bunu da öyle yapacağım lan. Evet. Bu durum her yıl etki edecektir. Hileli zarlar. Kızıl Yüce'de bir daha asla kaybetmeyeceksiniz. O ne demek? Bu şey geldi ya az önce, oyunu... soytarı. Kızıl Cüce oynayalım falan dedi ya soytarı. Sen hayır dedin. Senin sesini biraz kısacağım. Hileli zarlar. Şaklaban'ın kumarı vardı ya abi. Evet evet. Full kazanacaksın onda. Babanızın anısına ayin gerçekleştirmek istiyorum. Ya baba buna hayır deyince sıçıyor bu. Kaybediyoruz evet, zaten. Evet. Bari evet diyelim, para belki dayanır. Ülkeniz mahvoldu lordum. Zaten şeydi abi. Bugün performans kötü. Aklımızı başımıza alalım arkadaşlar. Baudin 11. kral. Bunu da 50 sene garanti ediyorum. İzleyin. Tek kollu Baudin vardı geçmişte, onun torunu. Bak Pipi ile başladık. Mesajda şöyle yazıyor. Adalılar bize gözdağı veriyor. Onlar bize saldırmadan biz onlara saldıralım.
Evet. Bence bunu bir kere takip mi etsen artık? Ya ben şuna bir tamam tamam diyeyim ya. Rex sizi pazar alanında ıssız bir kervana getiriyor. Konuşmayın. Gördüğüm şey falcı çıktı şimdi de. Biz çok yaşamayız. Gördüğün şey bir kral mı? Görkemli ve şahane bir duruşu var. Karşısında ise bir köpek mi? Gözleri kızıl, ağzı ise sırıtıyor. Evet evet, işte yine geliyor. Şeytan. Gelsin. Devam et. Yok. Yok kanka, sağ ol. Hayır, sen bir sahtekarsın. Hepsini ben tahmin ettim. Siktir git lan buradan. Tüm mancınıklarımız sabote edilmiş. Hainleri bulun, Tanrı bizi korur. Bulun hainleri. Kuzeydeki halkınız batıl inançlı bir kafir. Daha fazla kilise inşa edelim mi? Hayır diyorum, çünkü dengeyi bozacağız. Doğu baronlukları yeniden savaşıyor. Halkları da şu an hudutlarımızı geçiyor. Sınırları kapatın. Buyursunlar. Ben bu hikayeyi biliyorum ama. Bu hikayenin sonu kötü ya. Bak, sınırları kapatın dersek ordumuz iyi yönde mi etkilenecek? Onu kestiremedim. Bence iyi yönde, yani defansif. Evet, bana da öyle geliyor. Defans yapıyorum o zaman ya. Aynen. Güzel, dengeyi güzel kurduk. Seyahatlerimde karşıma bir fil çıktı. Bana ne amına koyayım? Bu kim? Brandon. Sana inanmıyorum. Olabilir. Göster bakayım şu fili. Ordumuzda kullanırız. Aynen. Aa, ejderha. Geldi yine bizimki. Fil demiş. Fil değil bu. Ah. Ah. Ejderha mı? Ha ha ha. Şaka yapıyorsunuz. Ejderha diye bir şey yoktur. Salak mısın lan sen? Tabii. Filin gerçek yüzünü gör. Ejderha mı? Herkes ejderha bir filmmiş gibi davrandı. Nihayetinde ejderhayı göçebe bir sirke satarak kurtulmayı başardınız. Vay amına koyayım. Kadere bak. Tamam. Kutsal seferin ortasında kapana kısılmış bir filozof görüyorum. Bunu az önce dolandırdık. Başımıza tuzak kurabilir. Evet, yapabilir. Ben görmüyorum amına koyayım. Geçti direkt yolladı. Siktirdi gitti. Size Kuzey Prensi... Ha, bu evliliklere evet diyoruz. Bak, çok güzel bir artış yakalıyoruz. Yine geldi. Seçimlerinizden biri binlerce masum kişi öldürecek. İnanmıyorum lan ben buna. Hayır amına koyayım. Hayır ya. S**sin ya. Yavşak yapıştı. Madendeki bir patlamada en az 100 kişi öldü. Aha, bu öldürecek kesin. Kasmaya devam edelim mi? Chat, halkın yanında mı olalım? Hadi buna siz karar verin. Edelim. Para azalsın. Hayır. Evet evet. Filli Baudin halkını korur. Kazmayın. Daha fazla insan ölmesin. Bir takım sarhoş askerleriniz bir manastırı talan etti. Adalet istiyoruz. Şimdi ordunun durumu zayıf. Diğeri de yüksek ama ondan götürüş de yüksek. Ne kadar iner acaba? Yarı beline kadar, şuraya kadar inecekse okey de. O kadar iner herhalde en fazla ya. Belli olmaz. Ya da onu arttıralım. Şeyi biraz daha düşürelim. Evet, öyle bir karar aldım. Salgın hastalıkların hızla yayılmasını engellemek için bir hastane inşa edebilirim. Et lan. Aha. Bu durum her yıl etki edecektir. Sağlık merkezi, hastane salgın ve afetlerin sonuçlarını azaltacak. Çok güzel. Güzel yatırım. Bir gemi karantina altına alındı. Vebalı olabilir. Tüm limanı karantina aldı. Arkadaşlar. Bunda ne olmuştu ya? Bunda ağzımıza sıçılmıştı. Ben çok mantıklı şöyle demiştim. Hani zaten gemi karantina altına alındığı için bir şey olmaz dedim ama patlak verdi. Fakat bu sefer hastanemiz var. Evet, salgınların etkisini azaltıyorsun. Evet, etkisi azaldı şu an. Karantina altına almayalım bence. Para gelsin. Hayır demiştim buna. Tüm limanı. Evet diyorum lan. Tamam. Ya sikeyim ya. Of ya. Ulan. Vallahi istemiyordum yapmak ya. Gerizekalıyım ben ya. Hastane de vardı aslında. Evet abi ya. Yok, chatte 3 kişinin yorumuna aldandım bir an. Dedim kesin ben unutmuşumdur. Neyse, sağlık olsun. Kral öldü. Değişik bölümdü lan. Ne yazıyordu acaba? Okumadım vallahi.
atladım onu. Sinirim bozuldu. Abi kötü oynuyoruz bugün. Fazla asker göz çıkarmaz. Daha fazla asker toplayalım. Topla amına koyayım. İtim oğlum. Madenciler maden kazmıyor. Maaş artışı istiyorlarmış. Yok kanka öyle bir şey. Bir grup yobaz hastaneyi talan etti lordum. Sadece Tanrı'nın sizin dokunuşunuzla onları iyileştirebileceğini iddia ediyorlar. Alt çok fena galeyana gidecek. Hayırdır. Bu şey mi acaba? Hani cadıdan böyle iyileştirici bir özellik alsaydık mı burada iş yapacaktı acaba? Bilmiyorum. Hayır amına koyayım. Son 30 yılın en soğuk kışını yaşıyoruz. Hasat zayıf, halkınız açlıkta ölüyor. Para var. Erzaklarımızı verin. Yardımcı olamam. Erzaklarımızı verin. Of çok götürdü para ya. Kilise için yeni bir vergi toplamak istiyoruz. Kral ile de paylaşılacak elbette. Yani sağdan ve baştan artıracak, halkı çok düşürecek. Çok kötü oğlum seçenekler. Hayır diyorum, hiç riske girmiyorum. Hayır. Bence de ya. Gördüm. Kudretli bir lidersiniz. Görkeminiz karşısında diz çöküyorum. Ne konuşuyorsun lan soytarı? Bir işe yarar artık. Gelip gelip boş boş evet konuşuyor ya. Bu ama acaba halkın maksadıyla mı? Halk mı bu ya? Ekim var size. Biraz para lazım hükümdarım. Saldırı altındayız. Dilenciler sokaklarımızı sarmış durumda. Askerliği harcayabiliyorsan mesela vur ya. Abi bak şu an aslında... Bu düşürür mü sizce? Ama sokakları dilenciler sardıysa halk buna mutlu olmaz mı ya? Halk memnun kalır ya. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Kovun hepsini. Ne? Halka zulmettik. Dilenciler halkmış. Halkmış demek ki. Aa kutlayalım. Bak bunda hala emin değilim. Evet deyince bana bir sürü şey geliyordu değil mi? Hatırlayın bunu bak. Para harcıyordu sanki ya. Ama orduyu da çok verirse gene problem. Ordumuz da çok yüksek. Kutlayalım. Şimdi bir dakika. Ben şöyle düşünüyorum. Kutlama yapıldığı zaman para harcar abi. Bence hayır diyelim ya. Halk biraz mutsuz olacak. Hayır diyorum. Çocuk okulu demek. Hayır diyorum. Evet deyince şey gibi geldi aklım. Hani doğum günüm diye para verecekler. Hayır amına. Bu ne cüret? Hasat berbat. Halk açlıkta ölüyor. Lütfen efendim vergileri azaltın. Johnny, olmaz, olmaz. Para yok, para. İki ucu boklu değnek. Bunu yaptın mı para sıfırlanacak, bunu yaptın mı halk sıfırlanacak gibi. Sağdakini yaparsan sanki şey gibi, halka biraz kurtarabilirsin gibi para bitmezse. Ne cüret. Halk acaba sıfırlanır mı ya? Deniyorum, ne cüret diyorum. Ya abi bu kadar yıllar geçti zorlaşıyor mu oğlum oyun? Halkınız kurtlar gibi. Başlangıçta direkt bir şey bitiren bir şey geliyor sadece. Oo Robert'i iyi oynarız. Robert'i iyi oynarız. Bekle. Abi senden toplu flaşla bir arama ekibi kurmalıyız. Aa bunlar bize döner. Arayın bakayım. Abi direkt kötü başlıyoruz. Efendim bu sabah idrarınız orman gülü gibi kokuyor. Bir sürü at geldi yine Celal ya. Geldi. Celal ne diyordu? Buna biz... Bunda ne olmuştu ya? Evet deyince bir şey olmuştu ya. Askerler artmış mıydı? Bu sabah idrarınız orman gülü gibi kokuyor. Bir sürü at binmeyin. At binmezsen orada düşer muhtemelen. Bence düşmez. Ama düşebilir. At binmeyince hani önderlik etmiyor, liderlik etmiyor gibi mi algılanır? Evet. Hayır diyorum. Tamam bak. Ama bu işte bizim kıçımızda patlayacak. Yeni kilise inşa etmeliyiz. Evet. Hayır etmeyeceğiz amına koyayım. Efendim kıtlık yaşanmamız için biraz para harcayıp halk ambarı inşa etmeliyiz. Mantıklı. Mantıklı olur. Evet. Çok iyi ya. Biraz mı? Çok yedi ya. Biraz mı? Tedbir. Ambar. Bak şimdi bu aşağıda bir şey ekledi gördün mü bak tamam. Ambar zarın evet. Yanına. Yani şu an açlıkla ilgili sorunlarımız azalacak etkileri. Evet. Pahalı olmasına pahalıydı ama kıtlık ve halk huzursuzluğuna karşı iyi bir önlem oldu. Güzel. Kalesi fazla yeni kule inşa etmeliyiz. Al amına koyayım.
Kızıl cüce oynamak ister misin lordum? Küçük bir payısı paylaşım senin parası. Ya oynayalım mı şunla? Gel hadi. Gel. Avantajın var zaten. Kaybetmeyecek olman gerekiyor mu zaten? Evet öyle bir şey vardı ama bir önceki kral için miydi o? Aşağıda var hala acaba. Bak. Nerede var aşağıda? Aa tamam aşağıda. O zaman bunu hep tokatlıyor olmamız lazım. Hadi go. Hadi bakalım. Göster bakalım amına koyayım. Boş boğazcığınız kadeyi yavaşça kaldırıyor. Altta iki zar var. Tamam. Go go go. Bir daha. Evet. Çift kazandın. Evet. Dur bekle. Çift kazandın orada ama hep acemi şansı kesin bir daha kazanamazsın. Devam. Göreceğiz. Hadi bakalım. Zarlar yuvarlanıyor. Göster bakalım. Boş boğazcığınız kadeyi yavaşça hop. Patates. Göreceğiz. Parayı kulleyek abi. Aynen yarıdan öyle. Yukarı. İyi olmuş lan o. Bizi öldürmesin ya. Öldürebilir son anda. Bak bokunu çıkartırsak bir bok yapabilir. Güzel. Sonunda bir bok olacak ama. Yine yapıyorsun diye çıldıracak bence bir noktada. Ya fullemeyiz biz de 60'lara çıkarız, 70'lere çıkarız. Oğlum bak farklı bir seçenek çıkarsa sıçarız ha. Anlamına deyip duruyor sürekli. Gülükledik yeriz, sıkıntı yok. Tamam yeter bence, yeter. Şu kadar daha alalım. Arttırıyorum varmış lan burada. Aa boşuna yapmışız. Mal gibi küçük 2 saattir oynuyoruz. Bir tane de arttır ona deneyik. Oğlum bak fullerse sıçarız. Fullemiyorsun bu sefer. E çıkamıyoruz ki öbür türlü. Çıkabiliyoruz mu? Aa çıkarız ya. Göster bakalım. Attın. Burada. Kesin bir daha kazanamazsın. Hayır diyoruz. Onun yine arttı. Tamam yeter. Yeter. Kalenizde batıdan bilim insanı arkadaşlarla buluşmak isterim. Ya bu Abraham hiç üzmüyor bizi farkında mısın? Bir şekilde idare ediyor. Delikanlı ya. Adam evet. Evet. Evet buluşabilirsin. Bir batı köyündeki halk goblinlerden korkuyor. Bununla kim ilgilensin? Kilise sanki. Evet, kilise daha iyi gibi ya. Tamam, güzel dengedeyiz. Başkentin altın kuyumcuları mesleklerinin örgütlenmesi için bir ticari birlik kurmuşlar. Onayı istiyorlar. Bunu yapmıştık az önce. Bence hayır diyelim, iş riske atmayalım. Para da düşsün biraz. Okay. Ah, güzel oldu. Şu an denge güzel. Biraz asker lazım. Evet, biraz asker lazım. 9 yıldayız. Bak, sonraki seçenekler tırttı. Akrep vardı. Evet. Başka geyik vardı. Aslan. Başka ne vardı ya? Çek. Geyik 3 tane sunmuştu zaten öyle hatırlıyorum. Öyle miydi? O zaman aslanı falan al abi ya. Aslan olurdum lan. Aa iyi. Aslan orduya ekledi. Ceylan da halka ekliyor galiba. Olabilir. Akrep kim ekliyor? Paraya mı? Hani elinde muhtemelen. Haa cebinde akrep mi var? Cimri misali. Geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edin. Gece olunca başkent sokakları güvenli değil. Bunu da hatırlamıyorum. Bunda da hep bir şey oluyordu. Bir bok oluyordu yani. Bunu evet diyeceğim. Ben de hatırlayamadım. Hatırlayamadım bunu da. Ben buna hayır demişimdir. Öyle hatırlıyorum. Hayır deyince askerler düşüyordu galiba. Bir şey oluyordu ya. Aynen öyle, tamam. Lordum, Boşboğaz Junius başkentte bir aslan serbest bırakmayı başarmış. Ortalık karmaşadan geçilmiyor. Keşke geyik deseydik. Sikeceğim ya. Kalenin orduyu gönderin ne oğlum aslan için? Çok harcıyor bir de bir aslan evet. için. Evet. Burada halkı yiyor. Halkı yesin çok ama ya. Halkı çok. Çok ya beline kadar bak şuraya kadar gelsin kafi. Ay. Tamam okey. Oradan bunu yapmanıza inanamıyorum. Neye inanamıyorsun amına kodumunu? Zoruna mı gitti kardeş? Kardeş. Zoruna mı gitti kardeş? Zoruna mı gitti? Ciddi değildi. Ne bu şimdi? Biz niye mala hesap veriyoruz? Ben evet hala anlamış değilim ya. Evet abi ya bu niye gelip bize hesap istiyor ya? Vuracağım şimdi penis kafaya. Ciddi değildi. Zoruna mı gitti? Ben bunu atar koyuyorum ya. Hayırdır lan? Güney Krallığı genç prensesinin sözlü olduğunu iddia ediyor. Evet. Doğrudur. Şu an denge güzel. Çok güzel dengedeyiz harbiden. Tavsiyelerimi sürekli görmezden geliyorsunuz. Bana güveniyor musunuz lordum? Hayır. O para gitti abi. Oo, seri nazar, ışık hızında nazar. Yengeniz diyeceksiniz.
tüccarlar loncası geleneksel olarak manastırın ürettiği malları satıyor. Bunu durdurun. Bu neydi ya? Bu nasıldı? Ben de hatırlamıyorum. Şimdi bak, tüccarlar loncası geleneksel olarak manastırın, yani bunların ürettiği malları satıyor. Ya yani doğal olarak tüccarlar para kazanıyor ve biz para kazanıyoruz aslında. Buna evet dersek para kaybedip pederi mutlu ederiz. Hayır dersek pederi mutlu eder, birazcık para kazanırız. Ben böyle o zaman istedim. Hayır ya. Hayır. Aynen öyle oldu. Tamam, güzel. Kralım, gebeyim. Sana bir oğul vereceğim. Bana düşen vazife budur. O kadar ilgilenmiyorum. Böyle aklını alayım mı? Arkadaşlar, kalenizi dövmeyin. Bakın size böyle çocuk yapar. Şimdi o kadar ilgilenmiyorum deyince niye inançla orada etkileniyor lan? Papaza şikayet edecek herhalde. Varisim nihayet. Bence kalıcılık arttığı için herkes mutlu olur ya. Ya bunun kötü haber olacağını sanmıyorum evet, abi. Evet, güçlü artar. Güçlü artırır bence de. Kraliçe Vivian güzel ve sağlıklı bir oğlan doğurdu. Vaftiz babası kim olsun? Şimdi denge ikisinde de iyi ama... Evet. General dersek ordu çok artıyor. İkisi de artıyor ya. En azına verelim. Sanki kilise daha düşük gibi. Evet evet, yani onu fullemeyelim. Bu arada genel... Ya abi kilise savaşta bizi kilise mi koruyor abi ya? Korumuyor bu arada. Harbiden dağılıyoruz. Evet. Geçen sefer de oldu. Bence generale verip riske girelim. Bence de. General! Bir soygun oldu. Hazineye gözü pek bir çete saldırdı. Dostların mı deyince... Patlıyordu. Hayır bir şey oluyordu. İtiraf hani mi? Olayı sen alttan çözüyordun gibi bir şeydi. Bir şeyler yine düşüyor olabilir de. Sen bilirsin, hatırlamıyorum şimdi sonuçlarını. Sadece dostların mı diyerek garip bir şekilde kotardığını hatırlıyorum. Para kaybettirebilir. Ya. Host. John Bey kendisini şiddetle savundu. Nihayetinde size suç ortaklarından bahsi ve hazinenin yarısını bulabildiniz. Tamam. Demek güzel, ki çok güzel. Daha fazla para kaybediyormuş. Aa, diğerinde farklı sonuç vermişti ama galiba mesela bunda. Yok lan, bunu vermiş sanki. Arkadaş çıkmıştınız falan, bir şeyler olmuştu gerçekten. Kara kuş geldi ya. Biz zaten pipinciyiz ya, sıkıntı yok. Harbiden ya. Kara kuştan korkun. İyi haber getirmeyecek. Orduyu arttırıyorsa sıkıntı. Evet abi, hiç o riske girmeyeceğim ama bu da bayağı düşebilir. Yani bu en azından dengeli bir ür ama. Fala inanınca düşer değil mi? Allah papazlar da. Düşsün bir şey olmaz. 19. yıldayız. Silahlar ve savaş hakkında yeni bir araştırma gerçekleştirmek istiyorum. Yardım eder misiniz? Yok. Yok. Sağ ol. O çalışmayı hemen durdurdum. Sıçıyoruz. Hayır işte. Hayır artıyor dersen gelişmiyor bu bence. Ha iyi. Çok iyi. Ha. Hafızamda öyle kalmış. İneklerimiz süt yerine kan veriyor. Hı? İçin. Rahibi çağıralım, halk düşsün. Tamam. Oh mis. Biraz para lazım şu an. Çok az para. Şeytan aramızda. Cadılar yanın hemen. Duruşmasız yakmak yok. Yardımcı olmuyorsun. Şimdi duruşmasız yakmak yok, direkt mutsuz eder, yardımcı olmuyorsun. İkisi de kötü bunların. İkisi de kötü. Şey gibi sanki, duruşmasız yakmak dediğinde gene bir duruşmayla oluru var gibi. Aynen. Sanki. Yakıyorsun ama duruşma istiyorsun. Buna da mutsuz olacağını düşünmüyorum. Olur mu ya? Güney Krallığı'na saldıralım. Her geçen gün daha fazla güç kazanıyorlar. Ordumuz iyi. Ne sonuç veriyor acaba? Vallahi müttefik yapıp bizi sikmeye gelebilirler. Hayır dersek de... Ya da lootlayıp para kazanırız. Oy. O da olabilir. Bence bir aksiyona girelim. 21 yıldır Robert bekliyor ya. Para yok. Savaş para kaybettirir arkadaşlar. Ama göstermiyor ki, etkisi yok. Yok da bir sonraki etkilerini belki ona göre yorumlatabilir. Olabilir evet. Bir saldıralım bakalım. Borçlarımızı doğurdum. Sadece %5 faize 8000 altın. Sen kimsin? John Bey! Ödemeyiz ya. Ya ödemeyiz değil. Bence kan alırlar. Bence hiç almayalım. Direniriz ya. Bir para kaynağı buluruz. Ya da garanti mi takılırsak? Şimdi abi, savaştasın. Bir anda çok eksi yersen taklaya gelmeyelim sonra. Ögelebilir. Savaşı kazanmanın sırrı borçlanabilmektir. Para lazım abi. Savaştayız. Asarız abi, al. Aynen öyle. Ver bakalım biraz. Asile Hanım suçlu. Odasında kan bulduk. Allah Allah. Başka bir sebepten de olabilir. Bakalım ne diyecek. Orta çağda yeni tanışıyorlar insan anatomisiyle.
He, sessiz ol, sana onay veriyorum ama çaktırma. Ya da sus lan, konuşma gibi olabilir. Öyle ki bence. Bakalım ne diyecek de sorguya alalım diyor. Sorguya çekelim bakalım, belki suçludur. Yani ne var bunu sormakta sakınca yok yani. Kanın pıtlaşması üzerine deneyler yapıyorum. Beni bu yüzden gözaltına alamazsın. Ya ne alaka oğlum? Aldık gibi ya, biraz papazlar sevinsin mi? Evet evet, alıyor, alalım bunu, alalım bak. Yalan çünkü, kesin suçlu. Oh. Yo, bence iyi oldu işte, papazlar biraz arttı, alt düştü, öyle dengelendi. Yaktılar oğlum kadını. Tamam, boşmaya çıkarttın kadını. Oğlum ben bir 3-5 gün yatar abi, çıkar diye düşünüyordum ya. Bir cadı gelir bir cadı gider, boşver. İnekler kana alıyor Kordi. Abi önemli olan devlet devlet. Bir manastırdaki rahibeler kedi gibi miyavlamaya başladı. Bu durum yakında köyü... Benim sorunum mu lan? Bunu öyle seçmiştim. Rahibeler yıllarca miyavlamaya devam etti. Sonunda kilise onları kafir edip... Ya... Puh ya, bunu hatırladım şimdi. Gördüm. Helen'in penceresinde görülelim. Halk bizi birlikte görmeye can atıyor. Oğlum ok yiyeceğiz bak. Acaba? Yoksa böyle bir selamlama herkesi bir hype'layacak mı acaba? Hype'lar gibi sanki. Merhaba. Merhaba. Gördüm, borcunuz ödemenin vakti geldi. Ne demek? Aldığından daha fazla ödeyeceğiz bir de. Papazlar da kızacak olmasa. Papazların niye bundan haberi oluyor abi? Sessiz hale çıktık ya. Ödeyim ya. Orospu çocuğu. Ana koyayım. Karımı da alsaydın. Neyi aldın? Bütün parayı aldı oğlum ya. %5 demiştin. Abi %5 faiz abi ya. %5 faiz bu kadar mı etkiler oğlum? Bu inek meselesinin oğlunuz prensi yaptığı karmış bir eşek şakası oldu, ortaya çıktı. Aragon Labra. Şakadır lan. Abi oğlumuz da olmaz oğlum. Prens. Muhafızlar muhafızlar kraliçe. Ne? Ne diyorsun lan? Bir dakika. Ne dersen ölürsün. Ne dersen ölürsün, ben sana söyleyeyim. Bence de ölürüm. Direkt kapışıp böyle bunu tokatlamak anlamda, lazım. Evet. Ardını al lan hain. Bu hamleyi nerede öğrendiniz? Hastanede mi? Buna kara ölüm derler. Önlenmeyen boğa saldırısı. Buna kara ölüm derler. Prensler bir şeyler planlıyor gibi hissediyorsunuz. Önlenemeyen boğa, merhaba. 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 Bak, önlenemeyen boğa gibi mi sanki? Bir dakika arkadaşlar, şunu merak ettim. Yukarıdaki ikonlarda sağ üstteki benim değil mi? Evet. Onu şu an fark ettim. Ben az önce onu geri iteceğim diye düşündüm. Çünkü ben de öyle düşünüyordum da. Önlenemeyen boğa saldırısı. Evlat katili oldu. Vallahi son anda yıktım ona. Evlat katili yaptılar bizi. Ben, siz, baba. Babana kılıç çektin oğul. Beni şeytan olmakla suçladın. Unutun ne amına koyayım? Şeyde vardı ya, Şener Şen'in filmi miydi? Seni burada vururum, arkamı döner giderim. Yarın hatırlamam bile. Kabadayı mıydı neydi? Unutun diyorum oğlum, zaten bunu riske atmam. Damla ne, yine kurumuş marajı yatmeni. Para yok para. Kralım görünüşe bakılırsa ordunuz pek hijyenik değil. Bu soruna biraz vakit ayıralım. Neydi bu? Neydi bu ya? No. Hayır ne diyor? O da abi, çok fazla. Hayır orduyla halkı yani şimdi... Para götürüyorsa bu, ki götürüyor diye düşünüyorum. Bizi çok riske sokar. Bence buradan yürüyelim. Ordu bayağı düşecek ama. Hijyen önemli. Yükseltse bile fullenmez gibi sanki. Sol taraf daha iyi, mantıklı gibi. Chat hayır de diyor. Götürüyor diyorlar. Tamam ulan. Okey. İmdat imdat. Halk ambar yanıyor. Muhafızları gönderin. Hayır dersek batarız. Evet diyorum. Sahte bir sakal ve kırmızı bir palto giyen şişko bir adam sokakta çocuklara hediyeler dağıtıyor. Noel Baba'yla tanıştık lan. Evet. Aynen. Bu Noel Baba. Beni ilgilendirmez diyelim, mutlu olsunlar ama
şey... Dinciler... Kiliseyi mi karşımıza alıyoruz sayın? Dinciler eğer cellat dersem dinciler artacak, halk azalacak. Yani en mantıklısı o gözüküyor. Çünkü zaten ama az tane... düşürüyor. Evet, az düşürüyor. Yani bunu cellat... Ali baba... Mecburum. Aa. Kimse Noel Baba'yı sevmiyormuş amına koyayım. Ya da harbiden sapıktı. Ay cellatmış abi. Aa okumadım. Benim olduğum nerede anladınız? Sadece sevgi, şefkat ve boca şeker dağıtmak istedim. Ana cellatmış ya, da. Canım benim Geber. Ya. Bedelini ödeyeceksin. Para mı kaybediyoruz bunu öldürünce? Tuhafsın. Ya oğlum belki iyi niyetlidir cellat baba ya. Afsın. Belki de çocuklara karşı bir art niyeti vardır abi şimdi. Bilemeyiz, hemen ikna olmalıyız. Bedelini ödeyeceksin dersek ne olacak? Ya bence tuhafsın diyelim lan. Üzüldüm lan. Belki harbi iyi niyetlidir. Bir daha bir çocuğun yanında görürsen vurursun kafasını abi bence. Peki niye para kazanıyoruz veya kaybediyoruz? Onu hiç bilmiyorum. Şekerlerini mi alacağız amına koyayım? Yeni cellat gelecek ya. Onun maaşı mı o? Tamam, tuhafsın. Aa, kader. Mesajda şöyle yazıyor. Bir ejderhanın hazinenizi işgal etmeyi planladığı söyleniyor. Aman abim, ne hazinesi kalmış. Ya yine sirke sattığımız ejder mi gelecek yine? Bu arada en son biri şey demişti. Kertenkeledir, kertenkele. Falcı şey demişti abi değil mi? Karakuş yalan söyleyecek demişti. Evet. Ama o falcı da bir kazıklı. Hayır. Yüzden... Karakuş güzel haber getirmeyecek demişti. Öyle mi demiştin? Güvenliği arttırırsak bence para kazanırız arkadaşlar ya. Ne diyorsunuz? Bak çok riskli. Ya da hiç riske girmeyelim. Yıl kazanalım yani. Bence de çok önemli karar bu. Vallahi 32 yıla geldin bu arada. Oğlum bak bu haberi doğru getiriyor. Kötü haber getiriyor. Biz şimdi eğer ki kertenkeldir dersek gelecek ertesi gün ejderha selamun aleyküm diyecek. Zaten öldürecek gidecek bizi. Kertenkeledir kralım. Şair mi dinlesem? Yoksa 32 yıllık yorgun aklımla kendi kararımı versem? Beni ikna edebilir misin şair çocuk? Bizler ulu bir çınarız, sizler sarmaşık. Generaller paşalarla atamaz aşık. Korkmayın kralım. Sana güveniyorum şair çocuk. Korkmayın. Hep yanımdaydın. Aklımı sikeyim çocuk. Aa, savaşacağız. İşte hazine. Direkt oyun bitiyor. Şimdi bir de bunu yensen. Kahraman olsan. Ejderha tokatlayan Robert. Dur bakalım. Gardını al. Meğer ejderha gerçekten de tehlikeliymiş. 32 yıl iyi ya bayağı. İyi iyi. Bayağı iyi ya. Henry. Bir el daha devam edelim mi? Edelim ya bir el daha. Hani bir şey diyeceğim. Öbür seçeneği seçsek zaten para bitiyordu. Yanlış mıyım? Hı-hı. Belki o ucundan dönerdi. Dönemeye değerdi. Tutskop adilşet. Müftü efendi bize kafir demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira. İtikadımca kelp tahirdir. Ay kafir demiş değildi, kelp demişti. Pardon, karıştırdım. Anladınız ama siz mevzuyu. Çünkü o şeydi pardon. O da kadı efendi miydi? Kadı efendi bize kafir demiş. Varsın diyelim biz de ona Müslüman. Vardık mı yarın Rucu Sena'ya mıydı? Orada çıkarız ikimiz de yalan. Hani anlarsın ya. Size bu sırada Nefi'nin hikayesini anlatmak isterim. Şiirlerini eksikleriyle de olsa okuduğum şair Nefi, tarihimizde, edebiyat tarihimizde hicivleriyle, iğnelemeleriyle bilinen ve Türk edebiyatının en iyi dislerini atan şairdir benim gözümde. Öyle ki döneminde sadrazamlarla falan disleştiği için sadrazamlar o dönemin padişahı olan kaçıncı olduğunu hatırlamadığım Murat'a baskı yapar.
Sonrasında padişah da mecbur onu astırmaya karar verir. Sonrasında yalvar yakar bir şekil cellatı ikna eder Nefi. Der ki yapma etme. Öldürme beni. 4. Murat olabilir evet. Sonrasında cellat da insafa gelir. Der ki tamam senin için bir dilekçe yazacağım. Burada verilmesi gereken bir detay vardır. Cellat Osmanlı'nın siyahi vatandaşlarından birisidir. Cellat Nefi'yi kurtarmak için dilekçeyi yazmak için tüyü siyah mürekkebe bandırır. Çekerken o tüyün üzerinden siyah bir mürekkep kağıda damlar. Ve Nefi kendini tutamaz. Aman efendim mübarek teriniz damladı der. Ve bu şaka onun ölümüne sebep olur. Nefi kemerle boğdurularak öldürülür. Ama arkadaşlar bazı şakalar vardır. Yapmak için ölmeye bile değer. Biz ona saygımızı sunalım. Evet, son şakasını yaptı sözü burada Nefi için çok yerinde bir söz olabilir. Doğru. Sus lan! Duygusuz pezevenk! Ne anlatıyorsun lan sen 2 saattir? Nefi'nin ölüm hikayesini abi. Aa. Tarihimizdeki bir şair. Duyamadım. Ben şu 4 adım yukarı çıkınca kesiliyor. Ha. Oğlum aslında var ya bunun aynısının aynı konseptle Limon Tayfa özel oyun çıkartabiliriz ha. Mesela karakterlerin birbirine olan davranışları. Mesela Yüpe geliyor. Bir şey diyor falan. Birinde siktir git lan diyorsun. Birinde dinliyorsun falan. Çok güzel olabilir ha. Bu oyunların zor tarafı işte arka plandaki şablonları çok karışıktır. Yapılır ki sırf ona kasacaksın zaten. Oyunu yapmakta bir şey yok. Çok zordur. Tabii canım. Oyun yapısı çok basit ya. Sadece görsele kasacaksın. Hangisi çalıntı bilemem. Yok onu yaparsak eğer çalıntı olan bunlar olacak. Yak yak yak. Çalıntı olan da. Evet Henry'e devam edelim o zaman. Daha ilk yılımız. Geçen hafta simya ve karanlık sanatlarla uğraşırken yarattığım bu tuhaf şeye bakın. Ne o? Muhteşem. Aha. Aha. Büyücü. Vazo. Bu bir vazo. Ya krallık yönetiyorum. Vazoyla konuş diye görev geldi bak. Bence bir konuşalım evet, vazoyla. Evet evet. Bence de bir ilgilenelim bununla. O oldu bence. Ya da olacak. Muhteşem. Heh bak. Bir şey demiyor. Vazo bu. İçinde bir şey var bak. Tıklatıyorum. Tık tık tık. Çıktır git lan yumurta, ejderha yumurtası amına koyayım bu. Yalancı dedi. Bu ne cüret böyle? Sen değil, hekim. Yalan söylüyor. Beni kendisi yaratmadı, çamda buldu. Nesin sen? Sıçtan. Bu soru öylesine geniş ki neredeyse saçma olacak. Donmuş kanı bulup gelirsen sana bir cevabım olabilir. Lan bizim cadının projesi değil miydi o pıhtılaştırma falan bir olabilir şeyler? Olabilir ha. Odasına falan bakabiliyoruz mu? Teşem diyelim. Bence bir gidelim bakalım. Ya da hayır deyip zorlayalım. Ağzımıza sıçmasın. Bilemedim. Teşem. Uzaklardaki bir köyün halkı çocuklara kralın adamlarına tükürmeyi öğretiyormuş. Ya bunu artık ezberledik ya. Bir şey yapmayın çocuklara. Ezikler gibi yönetiyorsun. Alın bunu. Yok yok dur. Alın. Bak tam bir tipik toksik amına koyayım. Lafı söyledi alın bunu deyince daha mı? Dur abi abim. Senin taşaklarını yerim abim. Kralım. Şimdi benim burada bir fikrim daha var. Ha. Hemen paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Bu bize ezikler gibi yönetiyorsun dedi ya. Ha. Bizim de bir görevimiz var. Krallar gibi yönet. Bu adamı patlatırsak biz krallar gibi yönet görevini tamamlayacağız. Ne diyorsun? Krallar gibi yönet. Muhafızlar. Şair. Tamamlamadı. Şair adam. Top sesi. Bomba sesi bize az gelir. 17'ye karşı 44 milyon az gelir. Adam öldü amına koyayım. Ben şiir yazıyorum. Neyse. Gordon pek zekisiniz. Hepimize örnek oluyorsunuz. Asın bunu. Evet. Özet geç. Burada artık kafa zorlayan şeyler çıkmaya başladı şimdi. Lord'un pek zekisi. Hepimiz örnek alıyorsunuz. Özet geç. Evet. Evet. Mütevazıyımdır de. Bir ricam olacaktı. Doğu sınırında genişçe bir dağ arazisi kazandık. Bunu bana vermeyi... Sen kimsin amına koyayım?
Halk bu hikayeyi biliyorum. Hasan Sabbah. O inek derisini ne kadar geniş alana yayarsa o kadarını alıyordu. Daha da sonra ülkenin başına bela oldu. Bakayım. Hayır diyorum oğlum. Buna hayırdır ya. Doğu sınırına geçti bir dağ arası. Hayır amına koyayım. Vikingler bize saldırıyor. Kralımız kuzeye karşı savunalım. Saldırın! Düşmanlarımız barış antlaşması istiyor. Savaş sonlarının en iyi yolu bu. İçinden geçip... Hangisi azalıyor, hangisi artıyor? Bilmiyorum. Düşmanlarımız barış antlaşması istiyor. Savaş sonundan en iyi yolu bu. Şimdi bak buna evet dersek sanki hani savaşın bitmesi iyi bir şey diye düşünüyorum. Hayır dersek bizi tokat manyağı da yapabilirler ama bence hayır diyelim. Bunların hepsi artacak bak ben size söyleyeyim. Büyücü Henry olarak bunun doğru karar olduğuna inanıyorum. Ordu güçlendi. Güzel halkımız her cuma buluşup sizin adınıza şarkılar söylüyor. Çok hoş. Lan. Lan? Anamıza sövüyorlar derdi. Sizden ordunuzdan korkuyorlar. Allah Allah. Ama ben iyi biriyim. Bak gördün mü bir cadı gitti bir cadı geldi. Evet. Karkovya'nın. Ama ben iyi biriyim. Aa sıçtı. Okey ya bu. Bu cevabı kim verdi? Kral mı insan mı? Dur bakalım. Lan bunun içinde insan var. Ana. Cevabı kim verdi? Kral mı insan mı? Ben kral da olsam bir insanım. Yeni bir çiftlik tekniği sensin Hazır Tatlı bu gelirle ne yapmak isterdiniz? Sanki ona kral demek lazımmış ya. Yapma ya. Krallar gibi. Devam ederdi sanki. Yapma ya. Oğlum ben onu çok farklı düşündüm. Bu arada sallıyorum bilmiyorum yani. Evet niye hemen etkilendik? Paylaşalım. Çiftlik tekniği sayesinde Hazır Tatlı bu gelirle ne yapmak istersiniz? Valla bence benim diyelim arkadaşlar. Bu sefer evet bence bize de. Böyle bir içimden varmış ya. Halk için yapıyoruz bunu ya. Doğu baronlukları yeniden savaşıyor. Halkları şu anda hudutlarımızı geçiyor. Sınırları kapatın. Hükümdarım saldırı altındayız. Dilenciler sokaklarımızı sarmış durumda. Biz bunu kovunca halk mutsuz olmuştu. Halk mutsuz olmuştu evet. Ne halleri varsa görsün amına koyayım. Okey ya bu da okey. Halkın eğitilmesi için başkentte yeni bir okul inşa etmek istiyoruz. Vallahi çok isterim. Bak normalde çok isterim ama Peder Brown. Para yok. Yani şu psikopasa papaza falan bir toplanın para toplayın ya. Size Kuzey Prensi'nin evlilik... Evet, evet. İnanılır gibi değil. General Paulon kraliçenin yatağında görülür. Ne? Boynuzlu Henry. Yap halk için. Bir dakika arkadaşlar. Bu bir dedikodu olabilir, iftira olabilir. Hemen inanmayın amına koyayım. Bunun için kraliçeyle konuşacağım. General Paulon. Oğlum bak çok riskli. Askeri işte generali kırınca asker azalıyor. Diğeri artıyor muhtemelen. Bir dakika. Tam tersi. Şöyle düşünelim. Generalin benim evli olduğumu bilgisi dahilinde değil mi biliyor? Buradan çıkış yolu yok. Hayır hiçbir yere varacak. Nereye varabilir? Hani şey diyecektim hani öyle gözükmüş ama belki de general kandırılmıştır falan diyecektim de. Kraliçe ama. Ama kraliçe o da yani. Siz evli miydiniz? Aa, kralla mı evliydin sen? Ha kraliçe oradan geliyor. Ben onu adın sandım. Tamam o zaman bence burada şu General Pollon'u... Lan buraya! Of, nereye indirdi lan? Size Akbüyü hakkında bir şey öğretebilirim. Öğret! Mutluluğu keşfedin bir yolunu mu? Neydi lan bu diğer başka seçenekler? Başka ne vardı? Başka ne vardı? Başka? Ölümsüzlükle ay, ilgili bir şey. Şeytanı kandırmanın bir yolu. Önümüze çıkar mı acaba ileride? Çıkar. Çıkar. Şeytanı kandırırsak... Başka? Üçüncü evet, neydi? Hatırlıyor musunuz Chet? İki tane çıkıyor İki abi kabul çıkıyor et. Diyor. Evet. Karkovya'nın havaya beyaz beş taşlar fırlatıyor. Altı sayı görüyorum. 1043, 683. Ben hiçbirini unutmam. 1214, 842, 1432 ve 1669. SS aldım abi. Alsana ha tamam. Krallığımızın gelişmiş teknolojisi sayesinde arşivledik bunları. Tamam. Damla Nehri'nin ağzı yolcular için tehlikeli bir bataklığa dönüştü. Tüm bölgeyi temizlemeliyiz. Arkadaşlar, para dayanmaz.
Ya şimdi baraj da olmayacak. Bu damla nehri çok boş iş ya. Sürekli garip garip şeyler getiriyor. Hayır diyorum ya. Ama bu da çok düşecek ya. Dayanır mı sizce sağ üstteki böyle en alt çizgiye kadar? Bunda bence dayanır. O kadar düşmedi. Oran orantı ama olarak birbirlerine çok yakınlar. Yani bu da riskli, bu da riskli. Dayanır. Size güveniyorum. Bir sonrakine dayanır mı bilmiyorum işte. Bir sonra bence bir şey daha gelecek. Belki de orada bu da gidecek ama. Tabii. Chat'e güveniyorum ya. Helal lan. Mesajda şöyle yazıyor. Bir dev Pavoli civarında yeri göğü inletiyor. Yardım etmeleri için rahiplerinizi gönderin. Rahipten bol ne var abi, yolla gitsin. Hayır diyelim oğlum buna. Para da gidiyormuş, okey. Para gidiyor. Para giderse sıçarız. Ya da ödeme mi yapıyorlar acaba rahiplere? Neyse, o risk alınmaz, boşver. Bu pipi değil arkadaşlar. Pipimiz hiç gelmiyor. Can't pick the void. Ekim gizli bir odada günahkar deneyler gerçekleşiyor. Bunu da eskiden durdurmuştuk ya. Yapsın abi deneyini. Yapsın ya. Bunun farkındayım diyelim. Siktirip gidelim. Harbi bokunu çıkardı ya. Evet. Bitersem bitiyor bu arada. Ha, öyle mi? Kilise, bilmiyorum. Kiliseniz güçsüz, halkınız ise kafir. Evet dersem artar gibi ya. Bilemedim. Arkadaşlar. Hayır dersek karşı çıkacağız. Evet dersek kafir olduğumu alacağız. Yani ne boka gidecek hiç bilmiyorum. Evet de artacak bence. Bence ters düşmeyelim. Hasan ne yapıyorsun Hasan? Evet, arttı bak. Bize ülkede ilahi adalet uygulama gücü verin. Papa bedelini ödemeye hazır. Uf. Ve o kritik seçim geldi. Para verecek abi. Evet dersek para da veriyor. Şeyde inanç da artıyor. Diğerleri biraz düşüyor. Hatta askerlik de riske giriyor. Hayır dersek bunlar çakılıyor. Hatta yüksek ihtimal oyunu kaybediyoruz. Mecbur evet diyeceğiz arkadaşlar. Bence de. Eşiniz gizlice bir başkası aşk. Sikeceğim ama ya. Yeter lan bu kadın. Bu Henry neler çekti ya. Sorun kadındaymış abi. Yalancısın. O karım böyle bir şey yapmaz. Generali unut. Kim? Kim? Bravo. General. Bu da hala kale zayıf diye amına koyayım. Yeni kule inşa etmeliyiz. Arkadaşlar evet diyeceğiz mecbur. İnfaz edecek çok fazla kişi var. Ordudan yardıma ihtiyacım var. Sol ya. Bence de. Tek yerden darbe yiyelim. Evet, madenler altın dolu ordum. Zengin olduk, zengin oldum. Baba, zengin oldum diyelim. Galiba bu hepsini arttırıyor. Hepsini arttırır bu. Hepsini arttırıyorsa bilmiyorum, çok razıyım. Ama. Zengin oluyoruz oğlum. Toplum da mutlu oluyor. Asker de güçleniyor. Bizim dinciler de güçleniyor. Her şey. Budur ya. Göt kadar arttırır. Deprem başkentin büyük bir kısmını yerle bir etti. Şehir muhafızları emirlerinizi bekliyor. Aha, geçmiş olsun. Evet. Şimdi burada sıkıntılı bir durum var. Kurtarırsak batıyoruz. Bu para dayanmaz bu boyuta. Yağmayı durdurun dersek halk artıyor, para biraz artıyor, asker biraz düşüyor gibi. Bu, yani başka seçeneğimiz yok, bunu seçiyoruz. O kadar mı? Yağmayı durduralım. Çok çok dengesiz düşürüyor bazen bak ya. Ambar yemek gitti. Aa, bitmedi mi lan o? Dibinde bir milim mi kaldı onun? O ne lan? Yok ya, ambar yemek ihtiyacı kaçacak ama lütfen takviye okuyun. Yoksa gözü dönmüşler, bizi ezecek. Ambar yemek ihtiyacı karşılayacak. Aa! Tam askeri götürecek, insanı arttıracak. Skill devreye bence girdi. Ama bak, bir dakika. Takviye gönderirsek insan artacak ama asker de direkt sıfırlanacak. Evet. Ben sana söyleyeyim. Sıfırlar mı onu? Sıfırlayabilir, doğru. Sıfırlayabilir. Bu riske girmek zorundayız. Bak hayır dersek de zaten bitmiş zaten halk. Zaten ölmüyor muyuz? Ölüyoruz. Evet. Mecbur evet diyeceğiz.
Helal. Kurtardı. Bebeğim, Felicia dünyanın en sadık, en özverili, en anaç karısı. Lordum, kalenin penceresinden görünüm halk bizi birlikte görmeye can atıyor. Ulan seni yeni son karış çıktığımızda genelin karşısında pampiri finfon pat pat. Kimseye göstermememiz lazım, odaya kapatmamız lazım lan seni. Evet diyeceğim mecbur. Hatta halka böyle diyeceğim. Arkadaşlar ben bir gavatım. Tamam mı? Ben bir gavatım. Sıkıntı yok. İsteyen gelebilir. Öyle paylaşımcı bir kralım diyeceğim. O kelime gerçekten bir kralın isminden geliyor biliyorsun değil mi? Gerçekten bilmiyorum. Diyorum. Bir savaşta en son verecek bir şey mi kalmamış? Karısını vermiş. O yüzden o onun ismini hakaret olarak kullanmaya başlamış. Halkı için baba. Halkı için. El ele çıkalım aşkım. Aha! Şeytanı kandırmanın yolunu biliyoruz değil mi? Yoksa yalan mı oldu o? Bence biliyoruz ya. Sayılar var elimizde. Hav hav hav. Bence de hav hav ya. Bence de. Lan niye havladık diye askerler... Harbiden ya. Ben asker olsam benim kralım havlasa ben de biraz güvenimi kaybederim. Yalan yok. İnanılır gibi değil. General Paul'un kılıcı yatağı. Sikeceğim. Evlenin amına koyayım, düğününüze gelip şahit olacağım ya. Ya şu kraliçeyi öldürür müsün, gözünü seveyim. Yeter. Bu nedir ya? Ya sevmiyorsan terk et, anladın mı? Yeter ya. Baba, kraliçeyi çağırıyorum artık. Bak, General Pallon'u seçersem ordu bitiyor. Bitiyor zaten. Bari buradan gidelim. Bundan sonra Pallon bizden ya. Oo, daha iyi savunmalar gerekiyor bence de kanka. Doğu baranlıklarından barbarlar kılavuzun odunda dayandı. Vay şerefsiz düşmanlar. Hırz düşmanı bunlar. Pollon. Daha iyi savunmalar gerekiyor. Evet, evet diyeceğiz. Para dayanır. Borç der misiniz lordum? Siktir git lan, bak bu bizi mahveder. Ödemesek ama yok. Sonra ödememi yapamayız çünkü papazlar kızıyordu. Papazlar da şu an kızarsa evet, istiyoruz. Evet, evet. Yok, istemiyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Aha. Dağlarda yıkıma sebep olan bir ejderhaya dair raporlar aldık. Geldi yine. Doğrudur ya. Doğrudur ya. Doğrudur bence, doğrudur. Kralım, bu doğru. Nereden bildiğimi sormayın. Geçmişte böyle bir şey yaşadık da biz siz yokken. General diyorum değil mi? Saçmalık desek ama ha. Evet, general diyeceğiz. Yalan abi yalan. Oğlum bak, saçmalık dersek şu bir düşerse sıçıyoruz zaten. İnanç. Kilise için yeni bir vergi toplamak istiyoruz. Kral ile de paylaşılacak elbette. Evet diyelim arkadaşlar. Çok tam iyi. Zamanı. Bence bu çok iyi denk geldi. Tam zamanı. Oh. Ben bir seri katilim. Evet, görevim bu zaten. Salak. Sen benim celladımsın dersen bu gelir öldürür amına koyayım. Abi yanlış anlamasın. Seri katilmiş. Görev anlaşıldı. Bu iş berbat. Keşke... Belki ama yapmak isteyen kimse yok. Sikecek mi bizi bunun? Ne dedi? Hiç bilmiyorum. Biz bunu ilk defa görüyoruz galiba. Ama yapmak isteyen kimse yok. Ha, cellat değil de başka bir şey olayım. Empati yapalım sağ. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum. Bu da değişik bir şeye yol açacak ama... Hiçbir fikrim yok. Doğru. Cellat cellatlığını yapsın, hayatta olmaz deyip geçelim mi? Yoksa belki ama yapmak isteyen yok dediğimiz zaman bunun ne olduğunu bize söyleyecektir yüksek ihtimalle. Diyecek ki bu. İyi hadi sağ görelim. Çok değil Mina. Nazilik annenin kulesi dağılıyor. Yardımınız gerekiyor. Ha. Acaba yardım edersek bize para verirler mi? Sanmıyorum. Bence sen para harcayacaksın. Bana da babacım, düşünceme ya birini göre... Birini kaybetmek yerine birini kaybedip birini azaltmak derim. Ama belki oranları farklıdır yani. Ya bilmiyorum. Büyük yuvarlak... Çünkü kimi zaman azıcık düşürüyor büyük yuvarlak. Yani yine büyük ama... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kimi zaman yarısını alıyor. Şu an buradaki büyük burayı sıfırlar baba. Ben sana net söylüyorum. Bence de. Yardım istiyorlar, hayır dedim mağaza sıçar. Şimdi burada evet dersek bir ihtimal para o kadar da aşağı inmeyebilir. Bence de. Çok iyi. İyi tamam. Cellat ben olabilirim ya. Oo olur. Abi kimyacı, anladın mı? Execution. Cellat. Celal. Cellal. Big Bang. Oradan mı gelmiş Cellat? Cellal. Cellal. Selamünaleyküm.
Aleykümselam. Abi damardan verir tak diye öldürür anladın mı? Kimseyi kesmek zorunda kalmayız. Hekim Bey ne? Bak diğeri de cellatlıktan gitmek istiyordu ama... Hekim Bey ne? Yani egzotik zehirlerimi denemenin basit bir yolunu arıyorum. Parası neyse veririm. bak halk acı çekmeyeceği için artacak. Okay. Para da gelecek. Bence halk biraz düşecek de. İnşallah düşecek. Paraya ihtiyacımız var sonuçta. Evet. Az siktir artık amına koyayım ya. Ebesin de mi amına koyayım? Oğlum ekibin hijyeni umursamadığı çok geçmeden belli oluyordu. Herkes öldü ya. La zaten öldürmek için değil mi? Ne hijyeninden bahsediyorsunuz? Ya abi bir şey söyleyeyim mi? En doğru kararı verdik normalde. Bence de ya. Bu biraz saçma oldu bak. Bak veba yayılmış. Deneylerinden sonra. Pardon. İlk çürüyenlerden biri de bizmişiz amına. Ben sadece hani adama veriyordur diye. Bu da eşek mi ya? Biraz dikkat etseymiş. 4 yıl hüküm sürdü. 34 rekor yıl... şu an. 34. Şimdiye kadar en iyi değil mi? Hayır ya. Daha fazla yapmadık mı biz? 32 ya diğeri. 32 o zaman. 32 de önceki. Bu arada bu tur eğlenceliydi. Bu tur güzel. Ne oldu lan ben bir şeye basmadım. Bence yeter. Saat kaç oldu? Buna devam ederiz bu arada. Ben bu oyunu sonuna kadar giderim. Her yayın. Çok eğlenceli. Acaba sonu var mı? Bilmiyorum. Sonsuzluğa da gidiyor olabilir. Teknoloji falan gelmiyor mu bir yerden koyayım ya? Şeytan her 666 yılda bir gelmiyor mu? Yani en başta öyle söylemişti ya. Eğer öyleyse bir 666 daha oynayabiliyor olman lazım mantıken. Deneriz. Deneye deneye görürüz ya. Bilen biri yazabilir aslında chat'e. 844 gördüm şeytan gelecekti. Nasıl? Öyle bir bilgi mi var? 844 ne alaka ya? Hayır bir tane bize sıra sıra rakamlar vermişti ya onlardan biri 844 mü? Ha, onlar yıllar mıydı? Yıllar mı onlar? 842. Lan! 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 Celal! Şeytan mı? Big Bang!